Değerli izleyenler hoş geldiniz. Yeni bir sağlık raporunda daha birlikteyiz. Asuma Nur ben. korona salgını devam ediyor. Evlerimize kapandık. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Sosyal izolasyonumuzu sağlıyoruz. Şu anda biz TV.net'teyiz. Ben ekran önündeyim. İki tane kameraman arkadaşım var burada ama TV.net'e girdiğinizde çok az insanın şu anda burada çalıştığını görürsünüz. İnsanlar evinde çalışıyor. gelmek zorunda olan arkadaşlarımız var yayın için, haber için. Onlar da belirli sürelerde çalışıp çıkıyorlar. Öncelikle bu kurala bizim yayıncı olarak, medya olarak da uyduğumuzu söylemek isterim. Biz buna niye uyuyoruz? E, baktık maalesef e, hayatını kaybedenler koronavirüsünden Türkiye'de de başladı. Dünyada da din, dil, ırk, kan grubu, cinsiyet hiçbir şey fark etmeden insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Yani virüs herkesi etkiledi. Belli bir sosyoekonomik durumdaki ülke, kişiyi, ülkeyi etkilemedi. Herkesi etkiledi. Biz en az zararlı ülke olarak nasıl bu işin içinden çıkacağız? Biz bunu karşı farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Emin olun size söylediğimiz her türlü tavsiyeyi biz de uyuyoruz. Bunu özellikle girişte tekrar belirtmek istedim. Şimdi bu enfeksiyon e, bilim kurulumuz var biliyorsunuz. İlk başta Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu bilim kurulu enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşurken kat be kat sayıları arttı. Birçok tıp disiplinden insan da o kurula gürdü. Çünkü hepsinin bu salgını önlemek için söyleyeceği sözler var, e, uygulayacağı tedbirler var, vereceği fikirler var, örnekler var, e, bilgi dağarcıkları var. E, biz de e, bir moleküler biyoloji ve genetik uzmanının bu yayında görüşlerine başvuruyoruz. Onun da söyleyeceği çok şey var. Tanı kitleri konusunda çok güzel değerlendirmelerde bulunacağız bugün. Neden e, bu koronavirüs salgını neden bu kadar hızlı ilerliyor? Genetik acaba ne diyor? Biraz bunu konuşacağız. Salgın sonrası acaba dünyada ülkemizde neler değişecek? Biz nelerin farkına vardık. Şu konu önemli. Kan grubu, yaş, cinsiyet işte Türk geni daha üstündür vesaire. Türk geni olunca sanki virüsü kapmayız gibi bir takım söylemler de oldu. Bakalım genetik uzmanı bu söylemleri nasıl değerlendiriyor? Gerçeklik payı olanlar var mı yok mu? E, ne kadar çok konak bulursa efendim bu virüs gençleri de etkiliyor. Hani gençlere bir şey olmaz. E, gençler atlatır. Bağışıklık sistemleri iyidir, yüksektir, dirençleri diyoruz ama Gençler de hayatını kaybedebilir. En azından hastalığı atlatsa bile daha sonra o akciğer aynı akciğer olmuyor efendim. Biraz kapasitesini kaybedebiliyor. 5 e, ee, şey kuralı var. Bakalım neymiş. Bunların hepsine değineceğiz. Biraz girizgah yapmaya çalıştım konuşacağımız konulardan. Sözü ben fazla uzatmak istemiyorum. Hemen Doktor Sevgi Salman Ümmer, molekül, moleküler biyoloji ve genetik uzmanı kendisi. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi kendisine selam veriyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Biz neden sizinle konuşuyoruz? Siz e, koronavirüse dair bizim bilmediğimiz ya da tıpçıların yani enfeksiyoncuların, hocalarımızın bilmediği ne tür bilgiler var sizde? Öncelikle koronavirüs dünyaya çok şey öğretiyor e, ve alışkanlıklarımızı dönüştürüyor. Bunlardan biri de e, konulara multidisipliner birçok alandan bakmanın ve birçok alanın uzmanlarının bir arada çalışmasının gerekliliğini ortaya koydu. E, bu anlamda da bütün canlıların olduğu gibi, e, canlı yapıların olduğu gibi virüslerin genetik yapılarını e, bilen, anlayan, dinamiklerini e, çözen moleküler biyoloji ve genetik uzmanları da bu süreçte e, bilgilerini ve akıl terlerini e, sürece dökmeye başladılar. E, bu anlamda davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bizler e, moleküler biyoloji ve genetik eğitimi e, alan Biyobilimlerle ilgilenen kişiler, eğitimlerimizin büyük bir bölümünde, müfredatımızın büyük bir bölümünde aslında virüsleri, bakterileri, bütün canlı yapılarının genetik yapılarını anlamaya çalışırız. Aslında koronavirüs çıktığı, salgını başladığı andan itibaren en hızla yapılan çalışmalardan biri de genomunu, daha doğrusu RNA yapısını çözmek idi. Baştan sona RNA yapısı ortaya konuldu, mevcut bu aileden olan virüslerle nerede farklılaştı da artık insanları enfekte ediyor, ölümlere sebep oluyor ve bütün dünyayı kasıp kavruluyor bu anlaşılmaya çalışıldı. Yakın bir zamanda kapsamlı olarak bunun yayını da çıktı. 3 ayda ne anladık biz? 3-4 şey ay şey önceki anladık. süreçle şimdiki noktası nasıl bir fark var? Siz de anladınız en basitinden. Çok şey anlaşıldı. E, öncelikle virüsün e, bütün genomu çıkarıldı. Daha önce e, insan... Bu kadar kısa sürede mi çıkarılıyor? Mesela insan genomu projesinden bahsediyoruz Yani evet. Oradan biraz e, dem vurarak Tabii. söyleyeyim. Yani 3-4 ay yeterli bir süre mi? Tabii ki. Hı hı. E, aslında bizler e, biyoteknoloji e, alanında dünyanın çok hızlı gittiği bir dönemde idik. Aslında biyoteknoloji bütün dünyayı dönüştürüyor idi. Belki de şu anda virüs salgının önlenmesi için de biyoteknolojideki bu gelişmişlik... Çok yardımcı olacak çünkü geliştirilen aşılar, ilaçlar, çözümler, tanı kitleri aslında biyoteknolojik hı. yöntemlerle geliştirilen hı hı. E, ürünler, sistemler. Ee, ne ortaya kondu? Hızlıca genomu anladık. Genomu anladık, mevcutlarla karşılaştırdık. Arada ne fark var diye baktık. Evet çok önemli ne fark bir fark çıktı? olmuş. Mesela grip değil mi? Griple ilgisi yok. Hiç bu bir arada bir ilgisi yok, bu arada, arada şunu ben altını çizerek de hani Böyle ve... heyecanı heyecanı soruyorum. Kusura bakmayın. Hani her türlü bilgiyi almak <laughs> tabii, için. Tabii tabii. Bir kere bu koronavirüsü griple karşılaştırmak büyük bir hata. Ee, mekanizması birbirinden çok farklı virüsler. Bunu belki Sarsla Mersle daha önceki bir takım kritik aynı aileden gelen e, virüslerin yaptığı salgınlarla karşılaştırmak belki daha mümkün. Ama grip kadar e, basit bir şey değil. E, burada e, bu virüsle enfekte olan kişilerin büyük bir kısmı hastane bakımına ve yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor Şimdi ve çok gripte, hızlı zatürreye dönüşüyor. Gripten. Gribin bulaş yükü bunun kadar yüksek değil bir kere. Tabii Bunu ki. çok daha rahat bulaştırıyor. Hastaneye gri, her grip geçiren hastanelik olmuyor ama koronavirüs olan olan hastanelik oluyor gibi bir şey var. Tabii. Hemen o farkı tekrar. Şimdi bazıları ya bu da bir grip geçer hala diyen değil var. Enteresan Lütfen bunun altını çok <laughs> önemli çizmek <laughs> isterim. Ne farklılaşmış? <laughs> Aslında koronavirüs hayvanlarda olan hayvanlarla kendi arasında bir mutabakatı olup onlarla yaşamını devam eden ama insanda bu türünün hiç geçmediği ve olmadığı bir e, virüs şu anda karşılaştığımız. Covid-19'a sebep olan virüs. Ne oldu da oldu? Bir mutasyon oldu da oldu. Bu mutasyon e, Çin'de, e, Huan bölgesinde bir canlı hayvan pazarında yarasa ile bir başka memelinin bir arada bulunduğunda iki konağın, normalde o konaklar kendi içlerinde sıkıntı yaşamasa bile iki konağın birbirine temasıyla Yeni bir virüs türü ortaya çıktı ve o insanlara şu andaki bu acıyı yaşatıyor. Bu, bu da aslında bilim insanları tarafından öngörülmüş. 2007 yılındaki Ona bir gelecektim. yayın. Şimdi diyoruz ya geçen e, akşam yayınında da sordum halk sağlığı uzmanıma. E, şimdi bilgi çıkıyor, konuşma yapıyor, salgınlarla hı hı. ilgili bir takım filmler yapılıyor. Hani benzer senaryo orada da görüyoruz. Aslında bunlar öngörülen şeylerdi. Aslında bilimin öngördüğü şeyler üzerine belki Bill Gates konuştu. Belki Tabii o ki. filmler çekildi. Tabii yani ki. çok da büyük bir sürpriz değil. Tabii Peki ki. bilim bunu öngördü. Yüzde kaç öngördü? Şimdi eğer kesin olacağını öngörüyorsa, kesinlikle bu olacak diyorsa... Bunun önlemi aslında yıllar öncesinden de belki alınmalıydı. Örnek veriyorum. Kesin bu dünyanın başına gelecekse Biz aşı faaliyetlerine başlayalım denebilirdi. Ne diyorsunuz buna ilgili? Şimdi bilim aslında yanlışlanarak ilerleyen bir süreçtir. Hı hı. Bilim bir e, durumu ortaya koyar, bir hipotezi ortaya koyar. Süreç %100 bunu eee süreç bunu yanlışlar hı hı. ya da doğru yanlışlayamazsa da doğru olarak tamam. devam eder. E, dolayısıyla biz burada e, 2007'de yapılan çalışma diyor ki bu iki hayvan türündeki Koronalar bir gün birbiriyle bir konuşur da bir başka virüs haline gelirlerse çok büyük tehlike olabilir diyor. E ve yeri de söylüyor. Işte o pazarda. Ve, ve o pazarda konuşup e, şu anda da dünyaya bu acıyı yaşatıyor dediğim gibi. Süreç mutasyonla başlıyor. E, biz moleküler biyoloji ve genetik uzmanları bu mutasyon dinamiklerini anlamaya e, çalışırız. Ve buna yönelik bu mutasyonların yaratacağı etkiler üzerine... Bir diyeceğim. Başka e, mutasyon bekliyor mu dünya? Şimdi RNA virüsü bu. RNA virüsleri, DNA virüsleri vardır. Yani, RNA virüsleri vardır. Koronavirüsler başka virüs ya da farklı alternatifte gene insanlığı böyle etkileyebilir. Olabilir tabii. Az önce şeyi söylediniz. Yani e, çok gerilim filmleri, bu salgın filmleri şu, şu günlerde işte sosyal medyada dolaşıyor. Acaba biliniyor muydu da bu yapıldı de, diye. E, buna biz şaşırmıyoruz bu alanda olan kişiler. Çünkü biz mutasyonun ne demek olduğunu ve ne etki yaratabileceğini biliyoruz. Biz ilk biliyoruz. baştaki bilgilerimizle şimdiki bilgiler çok farklı. Biyolojik silah mıydı, terör müydü derken bunlar, bunlar nasıl yapıldı derken tabii, tabii. gerçek ortaya çıkıyor. Biyolojik şimdi. silah değil. Yani hmm. zaten biyolojinin kendisi çok dinamik. Dolayısıyla riskleri bilim me güvenerek aslında minimize etmek çok önemli. Hı hı. Burada işte o hayvan pazarındaki bu iki canlının bir araya gelmesinin riskini öngören bilim adamlarına kulak vermek hı hı. dolayısıyla her zaman bilimin ışığına güvenmek çok önemliydi. Bu önemli bir ders örneğin dünya için bundan sonra farklı bakılacaktır. Bir şey soracağım. Belki ala, çok alakalı olmayabilir ama ya burada beslenme şekli de önemli virüslerin ortaya çıkmaması için herhalde. Yani onun sunum şekli, beslenme şekli bilmiyorum bir alaka çünkü hayvan pazarında enteresan bir yan yana duruyorlar. Etkileşim Tabii. oluyor hayvanlar virüs ortaya çıkıyor. Yani burada beslenme şekilleri, gıdaların birlikte e, sergilenmesi, satılması konusunda da mı bilmiyorum dikkatli olmamız lazım? Bundan Şimdi sonra daha korkarım, dikkatli korkarım olduk. Tabii ki e, Aslı Hanım. Bundan sonra çok daha dikkatli ya olunacaktır. Biz bu hayvanları yememeli dünya. Ee... Yani oralar bambaşka konular, tamam. daha kültürel, daha toplumsal, Hı -hı. daha halk sağlığı tamam. konuları. Biz şunu biliriz, bildiğimiz şey canlılar ve en basit yapısı olan virüsler mutasyona çok meyilli, değişime dönüşüme çok meyilli. O değişim iyi yönde de olabilir ki şu anda gördüğümüz en kötü yönlerinden biri Hı -hı. bütün e, insan sağlığını, toplum sağlığını global anlamda etkileyen bir sürece dönüştürdü. Bunların hepsi değerlendirilecektir. Sağ salim şu salgını atlatalım. Toplumlar tekrar bir sürü şeyi önüne alıp e, değerlendirecektir. Biz bir şey daha anladık aslında Asuman Hanım. E, dünyanın birbirine görünmez bağlarla ne kadar bağlı olduğunu evet. anladık. Yani bu hayvan pazarında bir yarasanın bir başka memeli ile kanat çırpışması bütün dünyayı bu noktaya getirdi. Belki de e, gelişmişlik seviyesini e, bir noktada sorgulamaya gitti. Bir de hani sınırların önemi yokmuş. Şöyle kısa sınırlamaya çalışsak da o sınırların önemi yokmuş. Tabii. Herkesin birbirini düşünmesi gerekiyormuş. Çok önemli. Çok yani, önemli. Bağlantısal olarak yaşamı düşünmek Çin çok ya önemli. Çin'in yardım edeceğini, Avrupa'nın yardım etmeyeceğini çok enteresan süreçlerden geçiyor. Şu işler bilsin bakalım dengeler nasıl çok... değişecek. Doğa enteresan. Biz tabii doğa bilimleriyle uğraşan insanlarız. Doğa şunu ister. Kendi içinde bir karmaşası vardır doğanın ama bütününde bir denge ister. Ne zaman doğanın iç kargaşası toplam dengeyi bozarsa bir şekilde kontrolü zor süreçler başlar. O süreçler bittikten sonra yeni bir denge oluşur. Dolayısıyla ben de koronadan önce ve koronadan sonra diye bir süreç yaşanacağını öngörüyorum. Ee, hem bilime bakış anlamında hem e, teknolojiyi değerlendirme ve destekleme e, açısından hem ekonomik hem sosyal açıdan e, hem de kültürel açıdan yani korona herhangi bir virüs için ve özellikle şu anda korona için eğer benim komşum iyileşmezse ben iyi olamam. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir ülkede bu salgın kontrolü edilemezse her dünya risk altında iyi olamayız. O nedenle az önce İngiltere'den bahsederken iyi ki de döndüler hatalarından. Çünkü bu toplum ümünitesine uygun bir virüs türü değil. Bilmediğimiz bir virüs türü, tanımadığımız bir virüs türü. Dolayısıyla bizim bütün dünyanın global olarak bu süreçlere destek vermesi ve doğru politikaları her yerde uygulaması önemli. Şimdi şöyle arkadaşıma da rejiye de bir yandan mesaj iletiyorum. İngiltere hatasından döndü. Evet. Doğal bağışıklık. Bunu de, deneme ihtiyacı neden hissetti İngiltere? Yani İngiltere deyince tabii yani bazı ülkeleri biz çok atıfta bulunuyoruz yaptıkları işe Doğrudur yaptıkları <laughs> falan diyoruz şimdi. Belki bilmiyorum. Biraz gözümüzde büyütüyoruz. İngiltere bir, bir hata yaptı. Doğal bağışıklık. Yani şunu şöyle söyleyelim izleyicilerimiz. Hani aşı olmayanlar var ya aşı reddinde bulunan hı hı, insanlar hı. var. Onların izlediği yöntem doğal bağışıklık. Güçlü olan kalsın, zayıf olan gitsin. Ee, kendi içinde bir matematik kurmuşlar, bağlantı kurmuşlar, yapıyorlar. Ee, İngiltere'de aşı reddini yapanların yaptığı role büründü aslında bu süreçte. Hatasından döndü. İngiltere nasıl böyle bir hata yaptı büyük? İngiltere gibi bir ülke ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bu, bu süreçler, bu tür salgın süreçleri aslında çok önemli sınav süreçleri. Bütün dünya sınava tabi. Burada bilime güvenen, bilime inanan ve bilimin ışığıyla ilerleyen ülkeler ya da biraz daha o dönemki popüler konulara eğilen ülkeler gibi değerlendiriyorum. Biraz İngiltere dedi ki sonuçta bir grip gibi algılayıp yanlış bir popüler bakış açısıyla... Ölen ölecekse ölsün ama yanlış. Yani ama biz virüs ölecekse Ölsün diyor. Sevgi Hanım ben bunu anlamıyorum. Kendine dememesi halkına. dememesi gerekir. Çok önemli bir bilim e, merkezi bunu İngiltere. Ama bir şekilde söylemiyor mu? Uyguladığı politika e, Bu. işte üç gün uygulayabildi. E, benim İngiltere'de de e, çalışan önemli kurumlarda e, araştırmacı arkadaşlarım var. E, onlar e, Bilim gözyaşları içerisinde diye mesajlar atıyorlardı bize. Yani İngiltere'de sesimizi duyuramıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi diye. Sonra tabii üç gün sonra duyurabildiler. Neden? Bu çok yeni bir virüs. Biz bu virüsü tanımıyoruz. Çok e, hızlı gidiyor her şey. Doğala bırakalım dediğiniz zaman şu anda en iyi veriler e, Çin'den geliyor. E, i̇yileşse bile e, akciğer kapasitesinde insanların yüzde yirmi, yüzde otuz daha Bir hasar, hasar yani. kaldığı, daha az kapasiteli, o kapasiteli olduğu görülüyor. Daha önemli RNA virüsleri çok hızlı mutasyona uğrayabilen virüsler ne kadar çok konak bulur, ne kadar çok insanda yaşamına devam ederse zaman kazanır ve değişime uğrayabilir. O nedenle bütün dünyanın şu anda uygulaması gereken ve uyguladığı mümkün olduğu kadar bulaş zincirini, salgın zincirini kırmaktır. İnsan bulmazsa, bulamazsa ölecek, azalacak. Ama daha çok insan bulur, daha çok zaman kazanırsa belki de mutasyona uğrayabilecek. Dolayısıyla bu böyle çok aşırı reddi popülaritesinde değerlendirilebilecek bir konu olmadığı için İngiltere'de de bilim insanları ve bu anlamda sağduyulu diğer kişiler yönlendirdikleri için Bence doğru bir karar verildi. Bütün insanlığı tehdit edebilirdi. Şimdi e, dediniz takdirde. ki ne kadar çok konak bulursa dediniz. Tabii. E, şimdi bizim izolasyon yapmak, sosyal mesafe koymamızın bir nedeni var. Konak evet. bulmasın diye. Evet burada bu zinciri kıranlar var. Şimdi ya efendim son bugünlerde ne olur çok dikkat edelim. O kadar kritik günler yaşıyoruz ki maalesef aldığımız ölüm haberlerinin sayısı arttı. An bir an değiştiği için ben de rakamları tık tık veremiyorum. Burada biz konuşuyoruz. Başka bir haber geliyor. Tabii. Yani o duruma düşme günlerindeyiz maalesef. Gençleri biraz daha rahat davrandığını görebiliyoruz. Tabi üniversiteler bu yüzden tatil edildi. Okullar bu yüzden tatil edildi ama gençler sokakta geçsin diye tatil edilmeli. Bunun Tabii bir ki. nedeni var. Belki çok iyi anlatamıyoruz bazen bunu gençlere. Gerçekten e, gençlere şunu bir anlatın. Bunun, gençleri de etkileyebilir Tabii bu ki. virüs halbuki. Yani Tabii gençleri ki. de etkileme oranı arttı aslında dünyaya baktığınızda. Şöyle e, son gençler Avrupa verileri. Gençler biraz korksun ne olur. Ee, ben gencim bir şey olmaz. Bakın dediniz ki iyileşse bile... Sonra akciğer kapasitesi düşüyor yani eski Tabii, performansı olmuyor. akciğerden alamayacaksınız belki iler o akciğer onu her zaman lazım tabiki E, ee, şimdi burada önemli veriler var bunlardan biri Kore'den gelen veriler ee, Kore e, çok test yaptığı için e, ortaya çıkan şu aslında bulaşı e, taşıyanlar e, 19 ila 29 yaş arası genç dinamik insanlar ortada dolaştıkları için ve kendilerini iyi hissettikleri için aslında virüsü kapmış olmalarına rağmen. Dolayısıyla şu an için yalnızca daha işte 50 yaş üstü 60 yaş üstüne etkiliyor. Ama az önce söylediğim gibi RNA virüslerin özelliği ne kadar canlı ortamda kalırsa değişim şansı artıyor, mutasyon şansı şimdi de artıyor. Şimdi canlı ortamda şu da var. Artık eşyalardan canlı ortamda kalış oranları çok yüksek. Yani o da bize Orada bir bilgi. vereceğiniz bir tedbir var mı? Şimdi ki. havadan bulaşıyor, oradan buradan diyoruz da şimdi artık virüsün yeni yapılan açıklamalara göre 9 saat mi İki güne kadar çeşitli Canlı yüzeylerde kalabiliyor. Yüzeylerde kalıyorlar. Plastik yani bu ne örneğin. demek oluyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bu başka nasıl bir risk doğuruyor? Ee, ne demek şöyle, e, Şöyle biz virüslerin e, bir takım yüzeylerde yaşama e, süreçlerini tabii ki e, deneyerek ölçerek şu anda laboratuvarda anlamaya çalışıyor e, bilim dünyası. Ve son çıktılar şunu gösteriyor. E, özellikle plastik yüzeylerde, metal yüzeylerde... Tamam. E, 1 ila 3 gün arası yaşayabiliyor. Kıyafetlerimizin üzerinde 1 ila 3 gün arası yaşayabiliyor. Havada 2-4 saat kalabiliyor. Yani biri öksürüp hapşırdıktan sonra hala havada askıda bunlar çok küçük yapılı nanometre yapısında e, RNA virüsleri kalabiliyor. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Öncelikle mümkün olduğu kadar evlerde kalmalıyız. Ben 5 5 e, e kuralını e, tekrar hatırlatmak istiyorum. 5E kuralı. E, evet. Bir o zaman arkadaşım da verir. KJ yi. nedir 5E kuralı? E, evinde kal, elini yıka, ertele, acil olmayan her şeyi ertele, emin olmadığın bilgiyi yayma. Bu da çok önemli. Bak vakit kaybı, enerji kaybı ve e, panik yaratan bilgiler bunlar ve engelle sana bulaşmasını, başkasına bulaşmasını engelle. Bu 5E kuralı şu süreçte çok önemli. Bu engelleme sürecinde kendimizi koruyacağız. Dokunduğumuz yerleri, ya elimizi hemen dezenfekte edeceğiz suyla, sabunla ya da alkol bazı dezenfektanlarla. Evimizin hemen girişinden itibaren, evimizin içine girmemesi için, Önlemlerimizi alacağız. Ayakapların dışarıda kalmasını ben çok öneriyorum. Virüslerin e, tekstil üzerinde yaşaması çünkü iki güne kadar. Kıyafetleri mümkün olduğu kadar belirli bir separasyonla e, bölerek e, bir yerde tutup e, iki gün sonra almak ya da havalandırmak güneş e, ışığında. Bunlar e, önlemler olabilir. Mümkün olduğu kadar engellememiz gerekiyor. En büyük engel de ...virüslerin bize bulaşacağı ortamlarda bulunup konak olmamak. İşte biz bulunmuyoruz. Hani tekrar konak yayın olmamak. başında söyledim. Ee, biz ekran önünde şu an yayın yapıyoruz ama gelseniz görseniz... ...tevineti bomboş. Tabii. Geri işini yapan çıkıyor. Tebrik ederim. Ee, ben de buna şahit oldum. Evden çalışanlar Çok çok dikkat ediyoruz İşte bu olmasın diye. Tabii. Ee, çok önemli şeyi soracağım. Mesela kıyafetlerin üstünde falan da duruyor... Dışarıdan geldiğimizde ki yani evde kal diyoruz dışarı mecburen bizim Çıktık. gibi iş dolayısıyla çıkan zaruri çıkanlar falan var e, oluyor. E, kaç derecede mesela yıkarsak o gider? 60 derecenin üstü öneriliyor. Hı -hı. E, virüsün canlılık e, canlılığı 50 dereceye kadar e, var. var. 50 dereceden sonra yok aslında bakarsanız. Peki şöyle kıyafetimizi işte yıkamazsak yani kıyafetlerin üstünde plastik yüzeylerde kalıyor diyoruz ya. Asıl önemli olan buraya ben dokundum. Şimdi ben buradan çıkınca elimi yıkayacağım. Neden? Çünkü belki burada var. Evet. Örnek veriyorum. Evet. Evet. Ben bunu ağzıma, gözüme götürdüm. Evet. Şimdi değil mi? Makyaj var yüzümde. Bir Tabii. dokunuyorum, bir Tabii. şey yapıyorum. Tabii. O yüzden çok önemli. Yani burayı silmem yanında elimi de yıkamam o yüzden çok Kesinlikle. önemli. Farkında olmadan o kadar çok hareket yapıyorum ki gün içinde. Kontrol etmeniz mümkün değil elinizde evet. bulaşmanızı yani çoğu zaman. Ben çok dikkat ettiğimi sanıyorum ama kaç kere tabii. götürdüğümü Yüzünüze fark ettim. Yüzünüze dokunmamak çok kritik. Çünkü elinizde yara ya da kesi vesaire yoksa virüsün giriş yolu ıı, daha az ve bu, bu virüsler tabii daha çok solunum yolu virüsü olduğu için ağız burun tehlikede. Yani kan yoluyla ya da ıı, gıda yoluyla geçişler daha henüz çok net olarak ortada değil. Daha çok solunum yoluyla geçişleri e, biliniyor. O İçen nedenle ağzımızı ve burnumuzu dedi, korumamız e, çok önemli. Gaytada, Gaytada ve e, canlı izola, canlı idrarda da, idrarda da çıktı. Bulunmuş. Yani bu neye işaret ediyor dedik? Gıdadan sindirim yoluyla bulaşabilir. Bir ihtimal, bir ihtimal, bir ihtimal. Ama yani bunlar önlem, önlem almak lazım. İdrarda ve dışkıda bulundu, Gaytada bulundu. Hı hı. Çin çok önemli yayınlar yapıyor, çok önemli bilgilendirmeler yapıyor. sakladığı bir şey var mı sizce sizin? E, saklamak, e, yani dünyada herhangi bir yerin bu buna dair bilgiyi saklaması kendisine zarar. Az önce söylediğimiz Hı -hı. gibi bu topyekün başarı ya da topyekün başarısızlık anlamına geliyor. Ya yani Çin şu anda sıfırladığı aslında sıfır Hı. vaka bildiriyor. Hı. Ama şu anda diğer ülkelerden Çin'e gelenler dolayısıyla ikinci dalga başlamış durumda. Kendi ülkesini bitirdi. Kendi ülkesini bitirdi. Dolayısıyla Artık İtalya yani şeyler Ge virüs yakaladıkları insanlar. Dolayısıyla biz buradan neyi anlıyoruz? Herhangi bir ülke eğer iyi kontrol etmiyorsa ya da e, bir şey saklıyorsa aslına bakarsanız bütün dünyayı riske atıyor demektir. Ee, kazanabileceği hiçbir şey yok. Yanca virüse zaman kazandırıyor e, anlamına gelir. Burada yapılması gereken virüsün konak bulamayacağı şekilde önlemleri almak, çok hızlı bir şekilde tanısını koyup e, hızlı tanı kitleriyle, mevcut tanı kitleriyle hastaları izole mesela. etmek. E, şu anda sürdü, sürdürülen çalışmaları takip ediyorum. Çok e, önemli çalışmalar yapılıyor ama zamanı var aşı ve ilaç opsiyonlarını geliştirmek. Daha sonrasında muhtemelen şu anda pandemi durumundayız bir salgın ama bu bir süre sonra endemi dediğimiz bu da var dediğimiz e, noktaya, gelecek. noktaya gelecek buna getirmemiz lazım. Bütün dünyanın el ele bu da var işte domuz gribi evet bu da var ama artık önlemimiz var. Diğer işte enfeksiyon hastalıkları evet bu da var ama kontrolümüz yani var diye dememiz A's gerekir. Mesela salgını vardı değil mi Eskiden. Evet o da artık Şimdi kontrol altında. kontrol altına alındı. Ebola. Yani belki farklı bir virüs türü sonuçta başka bir Yapısı şeyden farklı, bahsediyorum. Yapısı farklı doğru. Yapısı farklı ama hani böyle salgın korktuğumuz bir şeyden şu anda korkmuyoruz. Aynı şeyi korona içinde belki Olacak. yaşayacağız. Ama Olmalı. Bu, zaman, bu durumda ne kadar az insan ölürse yani hasarsız... Kalırsa bizim için o kadar hem iyi kendi ülkemiz için de özellikle. Bütün kadarı. dünya için ve tabii ki e, ülkemiz için hem e, ne kadar az insan ölürse hem virüsün ne kadar hızla kontrolü sağlanırsa. Altını çizerek söylüyorum ne kadar çok konak bulur zaman kazanırsa onu kontrol etmemiz o kadar zorlaşır. Öyle bir reklama gidelim reklamdan sonra devam edelim. Değerli izleyenler doktor Sevgi Salman Ünver bizimle moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Boğaziçi Üniversitesi öğretim e, görevlisi. Bir moleküler biyoloji ve genetik uzmanı ile virüsü başka boyutlarıyla konuşmaya çalışıyoruz. Tekrar dikkat çekelim. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Biz ekran önündeyiz şu anda ama inan TVNET'e gelseniz görseniz buralar bomboş. Evden çalışıyor insanlar. Vardiyalı çalışıyorlar. Geliyor gelenler de işini yapıp hemen çıkıyor. E, biz çok titizlikle dikkat ediyoruz. Lütfen siz de dikkat edin. Reklamdan sonra görüşürüz. Merhabalar, hoş geldiniz. Asuman Nur, ben. Sağlık raporunun ikinci dilimindeyiz. Korona virüsü salgını konuşmaya devam ediyoruz. Biz de alarm durumundayız. Net Nasıl bilgi aktarırsak, hangi kanallardan aktarırsak kardır efendim. Salgın, evde kalalım, neredeyse hayatta kalmak için evde kalmalıyız durumuna geldik. Her gün artıyor maalesef vaka sayısı, hem pozitif vaka sayısı, maalesef hayatını kaybeden insan sayısı. Durum çok ciddi efendim. Tekrar söylüyorum. Bizim kanal bomboş. İşini yapan çıkıyor. Herkes evden çalışıyor. Ben de bu yayını çekip konuğumla hemen buradan ayrılacağız. Onu söyleyelim. Ee, önlemleri, tedbirleri e, dünyanın ve Türkiye'nin dediği almaya çalışıyoruz. Doktor Sevgi Salman Ünver, moleküler biyoloji ve genetik uzmanı konuğum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Birinci bölümde biraz genetik yapısından konuştuk. Dünyayı bu kadar hızlı nasıl e, kasıp kavuruyor dedik. İngiltere örneğinden konuştuk. Gençler bana olmaz demesin. Nasıl olabildiğini konuştuk. İlk bölümde arzu edenler izleyebilirler. E, şuna geleceğim. E, bu tanı kitleri meselesi var. Şimdi Kore'yi biraz hani takdir etti bütün dünya. Bu kadar çabuk bir tanı kiti herkes uyguladı hemen hemen tanı kiti ve hemen erken dönemde vakaları yakaladı ve o yüzden neredeyse çok az kayıpla evet. e, vakayla e, bu süreci en iyi şekilde yönetiyor. Türkiye'de biraz galiba böyle yapıyor artık değil mi? Ee, Kore'nin modeli gerçekten çok e, etkileyici sonuçlar gösterdi. E, erken tanılamak, hızlı tanılamak, hızlı izole etmek Dolayısıyla az önce bahsettiğim konak zincirini, salgın bulaş zincirini kırmak e, ölü sayısını çok azalttı. Bu iki açıdan azalttı. Tabii ki bulaş ol, az olduğu için vaka sayısı azaldı. İkinci önemli etkisi vaka sayısı az olduğu zaman sağlık sistemleri ayakta kalabildi. Şu anda doktor arkadaşlarımız, dostlarımız, çok büyük fedakarlıkla, hemşire arkadaşlarımız, tüm e, sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıkla aslında e, önce pede savaşıyorlar. Onlara zaman kazandırmak gerekir. Onlara destek olmak gerekir. Dolayısıyla bu e, bulaş zincirini çok hızlı kırmak gerekir. Bunu çok iyi yaptı. Hem sağlık sistemlerini ayakta tuttu, etkin bir şekilde tedavileri uyguladı. Bunu da nasıl yaptı? İyi izolasyon için önden iyi tanılayarak yaptı. E, ülkemizde de şu anda tanı e, kiti ile e, ilgili oldukça olumlu gelişmeler var. E, benim de bildiğim, tanıdığım çok e, sevgili dostlarım, e, hatta Boğaziçi Üniversitesi'nden bizim bölümden mezun iki arkadaşımızın iki ayrı firması e, çok önemli adımlar attılar bu konuda e, ve tanı kitleri hazır aslında. Ülkemizin tanı kiti açısından rezervi e, ve desteği güçlü diye düşünüyorum. Tabii burada bir şeyi e, çok Ama numuneleri Halk Sağlığı Müdürlüğü değerlendiriyor. Şu, şu anda tabii e, ilk aşamada bu salgınlarda öyle olur. Yani salgının sürecine göre genişler. Şu anda tabii ki test merkezleri artırılıyor ve daha da artırılacaktır. Doğru, doğru bir yöntem ile bunun genişlemesi çok elzemdir bunun yapıldığını e, görüyorum. E, dilerim ki etkin bir şekilde uygulanır. E, salgının önüne geçmenin e, temel yollarından biri tanıyı hızlı koyup e, karantinayı etkin uygulayıp bulaş hızını azaltmak ve sağlık sistemini ayakta tutmaktır. Şöyle e, tanı kitleri deyince yani Türkiye'de şu anda herkese yetecek tanı kitimiz olacak çünkü bir firma mı üretiyor onu sorayım tanıkçı Şu anda kitim. aslına bakarsanız dört firmayı ben çok net olarak biliyorum tamam. tanıyorum. Bir, bir startup mı yeni e, firma mı? Aslına oldunları. bakarsanız e, o da e, benim özellikle ilgilendiğim bir alan olduğu ya, için benim dediğimiz hızlı büyüyen firmalar, teknoloji girişimcileri, biyoteknoloji girişimleri ve doğru. çok hızlı büyüyen firmalar aslında bunlar e, gibi görünüyor. E, hı, yani hızlı büyüyen kavramı, teknolojiyle büyüyen kavramını tamam. daha doğru hı -hı, e, tamam. ifade etmek lazım startup'lar için. Bunlar biyo girişimciler, biyoteknoloji şirketleri çok, çok da genç oluşan. şirketler yani en uzun süredir olan 10 yıldır olan firmalar en uzunu ama bu bir birikimin üstüne oluyor yani biz şanslıyız bir virüs salgını ülkemize nispeten geç geldi önemli önlemlerde bu anlamda son derece takdir ediyorum o sürecin yönetimini bundan sonrasının da aynı şekilde gitmesini kalben diliyorum. Ee, geç geldi. O sürede hazırlıklarımız çok hızlı yapıldı. Bunun öncesinde de hazırlıklar ve önemli bir insan kaynağı vardı ve bunlar hemen harekete geçtiler. Ee, ben onların da içinden gelen biri olarak çünkü özellikle çalışma alanım benim biyo girişimler, biyo girişimciler. Bu alanda da e, gelişmeleri e, takip etmek ve onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Şu anda gece gündüzde çalışıyorlar daha iyisi için, daha hızlısı nasıl yapılabilir diye. Çalışma grupları harıl harı çalışıyor ki hem dışa bağımlılığımız az, hem de ihtiyacımızı etkin bir şekilde devletimize, kurumlarımıza sunabilelim diye. Çok... Şimdi dört firma gibi var. Şu diyoruz. anda dört firmayı net olarak biliyorum. Bir, bir takım, bir iki firmayı yani daha tane duydum. Dört tanecik üreten firma var şu anda, evet. Yani bu Kore'ninkilerden de var mı burada? Yani birbirimize bir burada alışveriş yabancılarla oluyor mu biz kendi e, sistemler aynı içinde. yani aslında bizim oradaki kitlerden e, farklı şey gibi, değil çeşit mi? Çeşit ürünler var farklı markalar e, aynı bir tanesinin bir üstünlüğü bir var, var mı? onu söylemek önemli bu tür kitler tabii çok hızla geliştirildi tamam. e, ve bizim pozitif kontrol dediğimiz sentetik pozitif kontrol aslında virüsten değil de virüsün bilgisinden laboratuvarda oluşturulmuş gen bölgelerin e, RNA bölgelerini içeren e, pozitif kontrol daha güvenli bir sonuç verir ülkemizdeki bir startup aslında bakarsanız çok bunu gururla mutlulukla söylemek isterim ki dünyada ilk pozitif kontrol içeren sentetik DNA içeren kiti geliştirdi şu anda hazır üretime. üretimi bunu, bunu üretmek ne demek bir, biraz daha açalım yani üretmek demek bunun teknolojisini hızlıca devreye soktu ve ürünler halinde şu anda Herhangi bir talep geldiğinde bildiğim kadarıyla yurt dışına zaten ihraç ediyorlar, yurt dışına gönderiyorlar. Ülkemizden de talep olduğu noktada ve bununla ilgili görüşmeler olduğunu biliyorum. Bizim zaman kaybetmemizin biliyorum. önüne geçiyor mesela bu kit. Hazırlık çok önemli. Evet. Şu anda hazır bulmuşlukları var bu tür firmaların ve dediğim gibi bunlar 30-40-50 yıllık firmalar değil. 1 ila 10 yıllık firmalar ve teknolojik olarak hazırlardı. Burada da şeyi hemen söylemek isterim. Aslında belki de gelecek... Zaten oraya doğru gidiyordu ama koronadan sonra biraz daha dinamik, hızlı, bilime ve bilgiye dayalı teknolojilerin ve ürünlerin geliştirdiği tarafa kayacak. Bunlar da bu bahsettiğimiz biyo girişimler, biyoteknoloji, biyoteknoloji firmaları gibi görünüyor. Ee, ellerine sağlık. Türkiye'de sonuçta yerli milli dört tane şeyimiz var. Tanı en az dört tane. Ee, hani yerli milli kavramını bir gene ona çıkarıyoruz. En az dört tane diyorsunuz. Şu Orada şeyi ben özellikle tane. vurgulamak isterim. Peki bu... ne kadar sürede sonuç alıyoruz? Şimdi Şu an... 8-10 saat duyuyorum, bir bir gün diyorum. Yani tanı kitiyle Hı -hı. testi yaptınız. Hı -hı. Ne kadar sürede bunu? Şimdi bu kitlerin. E e e şu anda mevcut kitler, Türkiye'de gelişen bu 4 kit bir laboratuvar ortamında, bir cihaz sistemleri içerisinde tamam. e, işte e, 90 dakikayla e, yaklaşık 10 saat arasındaki bir süreçte hepsinin yapısı farklı olabilir ya da e, süreçlerine göre sonuç verebiliyor. Yani en geç aslında 12 saat içerisinde, 10 saat içerisinde sonuç çıkıyor. Şimdi daha e, farklı kit sistemleri böyle salgın durumlarında daha hızlı davranmak gerekir. Bence oyunu değiştirecek olan başka hmm. bir yöne doğru gidiyor. Daha kısa sürede sonuç alacağız. Yani 10 dakikada sonuç veren antijen tabanlı testler var ki ben Türkiye'de biliyorum çalışma grupları e, harıl harıl bununla ilgili çalışıyorlar. Gerçekten hani biz buralara gelirken laboratuvarlarında e, gayretle çalışan insanlar olduğunu, hastanelerde hastalığıyla uğraşan sağlık çalışanlar olduğunu bilerek ve e, bir ucundan gerçekten tutmak gerekir diye e, bakmak lazım. Laboratuvarlarında çalışıyor insanlar ve daha hızlı nasıl olur? 10 dakikada sonuç verecek. Dolayısıyla çok hızlı, riski hemen alıp, diyelim ki havaalanından gelenlerde o kişiyi kaldı, sen de karantinaya, karantinaya alacak. E, sistemler gelişiyor. için Ne kadar güzel bir şey, düşünün bunlar şimdi oraya insanlar, doğru gidiyor. Evet. Oraya doğru ee, evriliyor. Karantina da tabii o aşamada çok kıymetli ama hemen bir e, izole almak açısından çok tabii. önemli. Ya şunu soracağım. E, kan grubu yaş ve cinsiyete göre de değişiyor mu riskler? Şimdi bir biz ölen vakaları değil mi, ağırlıklı mesela erkek duyuyoruz. Pek kadın duymuyoruz. İşte çocuklara bir şey olmaz, yaşlılara bir şey olur diyoruz. Bir de kan grubu meselesi var. Hı hı. Ne diyorsunuz? Bir de tabii... E, Genetik yapımıza göre bize virüs geçmez gibi bir takım söylemler de vardı Türk genine e, bir bir genetik uzmanı olarak da görüşlerinizi alayım. Tabii. Şimdi öncelikle virüs çok tanıdık bir virüs olmadığı için bütün bunların cevabını a evet öyle a yok öyle değil demek mümkün tamam. değil. E, bir onu net olarak söyleyelim. Daha tanıdığımız virüslerle e, ve süreçlerle ilgili değerlendirmeleri yaparken bir takım veriler var elimizde. Şu andaki konuştuğumuz şey aslında Çin'den ve diğer ülkelerdeki vakalardan ortaya çıkan epidemiyolojik veriler. Yani işte kaç tanesi A grubu hastasıymış diye bakılarak verilen veriler. Ama bunlar net olarak e, tam böyledir. Tamam, o zaman en riskli Hiçbiri grup için net bir şey diyemiyoruz. Yani Demek mümkün grubu. değil. E, dediğimiz korono için mümkün değil. Yani korono için daha açık, e, daha fazla veriye ihtiyacımız var. Daha sürecin açıklığa kavuşmasına tamam. ihtiyaç o var. zamanla belki genel de olarak böyle ama denecek. genel olarak e, doğanın bir yasasını aslında e, paylaşmak önemli. Doğa e, canlı, canlılığını sürdürmek, bir sonraki nesli sürdürmek için gayret içerisindedir. Dolayısıyla genç ve kadınlar aslına bakarsanız doğanın bu dengesi içerisinde ek korunaklı kabul edilirler bir takım durumlarda. Neslin sürmesi için. Neslin sürmesi için. Bunun için öyledir demek e, şu Ama anda. Eğilim budur yani. Normalde doğada böyle bir yönelim vardır. Yani dişi her zaman için daha fazla ayakta kalmaya e, desteklenmeye sahiptir. Kadınlar daha uzun yaşıyor. Gibi. Gibi. Bu, bu, doğanın çok doğanın bir, bir e, e, doğanın bir seleksiyonu denilebilir. Ama bunu şöyle anlamak çok yanlış. E, onun altını çiziyorum. Şu anda tanımadığımız bir şeyle konuşuyoruz. Korona için de böyledir demek için daha fazla veriye ihtiyaç var. Tanımayınca bilim insanları tanımamanın bedeli ne oluyor? Ya da tanımayınca. Tedbirin boyutu ne oluyor? Şimdi e, tanımadığı bir şeye bilim adamları nasıl yaklaşır? Bilim adamlarının tanımadığı bir şeye de korkusuzca yaklaşması gerekir. Çünkü benim çok sevdiğim bir söz var. Bilim dediğimiz şey bilinmezliğe ışık tutmaktır der. Şu anda bizim bütün korkumuz bilinmezlikten geliyor. O bilinmezliği de çözebilmenin tek yolu aslında bilimle bu işe yaklaşmak. E, o nedenle e, Birkaç öncül veriyle bu böyledir diyerek yaklaşmak bilimsel olmuyor. Biraz temkinli olmak gerekiyor. Yanlış yönlendirebilir. Ama bilimsel olarak ortaya veriler çıktıkça belirsizlik azalıyor. O görmediğimiz karanlık yerler biraz daha aydınlanıyor. O zaman daha güçleniyoruz. Daha kendimizi iyi hissediyoruz. Benim şu süreçteki en temel önerim bir kere bilime güvenmek gerekir. Bilim insanları harıl harıl çalışıyorlar şu anda. Dünyanın her yerinde. E, hatta laboratuvarları evet. kapanmış olsa bile online platformlarda bilgi paylaşıyorlar. Ben bu sabah e, örneğin e, bir tanı kiti için birbiriyle kim, kimyasal ödünç alma verme tanı kiti geliştirmeye çalışıyor insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde. Yani bunun için kimyasal ödünç alıp vermelerin konuşulduğu platformları gördüm. Çok etkilendim. Yani bu önemli bir şey. Şu anda savaş veriliyor. Ön cephede sağlık çalışanları var hemen arkasında bilim insanları var. Bu anlamda lütfen bilim insanlarına güvensinler. Bilim insanlarının üreteceği bilgilerin bu süreci yeneceğine inansınlar. E, bilimsel olmayan hiçbir bilgiyi yaymasınlar. Çünkü negatif etki yapıyor. E, ve de temkinli olup e, önlemlerini alsınlar. Peki sağlık sonrası sizce neler değişecek? Yani biz bekliyoruz ki 2-3 haftaya biz bunu iyice bir kontrol altına alalım. Hani bir bir süreci Dilerim, var. Ki. Ya Dilerim sonra ki. Çok şey değişecek, çok şey değişecek. Ben benim öngörüm bir kere sosyal ve toplumsal olarak aslında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, İlişkilerde dahil olmak üzere. Olması aslında doğaya aykırı çünkü çok önemli bir şey yaşıyoruz. Onun mutlaka bir etkisi olacak. Yani biz de evrileceğiz Bence bu süreçten sonra. Bence bir kere grip sonra. daha az olacağız o kadar dikkat ediyoruz evet. ki <laughs> Yani hi belki hijyenin önemini anlayacağız. E anlayacağız. Ben, ben hijyenden, tabi hijyenden, <laughs> e, hijyenin yanı sıra ilişkilerimizin önemini anlayacağız. Ben aslında sizden ayrı olarak bir birey değilim. Hı hı. Ben size bağlıyım. Sizin iyi olmanız benim için çok önemli. Yani marketteki bütün komşumu daha çok düşüneceğim ben. Komşumu daha düşünü, daha çok Arkadaşımı, düşüneceğim. Arkadaşımı, ailemi bilmiyorum. Dünyanın öbür ucundaki diyorsun. insanları daha çok düşünüyor olacağız. Yani biz şunu gördük. Aslında virüs e, bu tür canlılar e, aslında konak bulamazsa yaşayamayan canlılar, az önce söylediğimiz gibi. Ama konak bulduğu zaman da sonuna kadar çoğalmaya çalışan canlılar. Bir süre sonra aslına bakarsanız doğanın dengesi gereği. Konağını çok fazla öldürmeye başladığında bu canlı da cezasını çekecek. Virüs de cezasını çekecek. Çünkü konağa kalmayacak. Bu böyle bir denge. Dolayısıyla belki de dönüp şunu düşünmemiz gerekiyor. Ne çok hızlı gitti. Ne çok yanlış gitti. Ne çok kirlendi. Biz bugün bu salgından konuşuyoruz. Küresel ısınma dediğimiz bir sürü buzulun erimesi anlamına geliyor. O buzulun içerisinde hangi virüslerin, hangi bakterilerin, hangi başka canlıların aslında kendi dünyasında devam ederken dengesi bozulup ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Biz iki canlı iki canlı türü bir araya geldi mutasyon oldu diyoruz. Başka yerde ısının değişmesinden ne olacak bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bence biz yaşamın kıymetini daha iyi anlayacağız. Birbirimizin kıymetini daha iyi anlayacağız. Az önce bahsettiğim gibi ay bu birbirine bu çok iş, karışmaya da dönebilir değil mi ama bir de nasıl? o var mesela yani nasıl? sen beni mesela bu salgında ne oluyor sen beni tehlikeye yatıyorsun diye kıyametler kopuyor e, bazıları. Sağduyuyla olmak etmiyor. lazım. Dikkat etmiyor diye insanlar birbirine karışması ya bu yüzden tartışanlar falan da var. Ama o ee, konu biraz daha sağduyuyla çözülebilir Aslı Hanım. Yani evet. e, bir yangın içerisindeysek en temel şey o yangını söndürmektir. Ya yani yangının fotoğrafını çekmek değildir ya da yangın için seyirci olmak değildir. Ben az önce bahsettiğim gibi bence dünyada başka bir şey daha değişecek. Bilimsiz olmayacağını görece. Yani zaten bilime önemli bir şey var, destek var. Bu süreçte daha da fazla destek var. Şu görülecek. Daha iyi anlamak için, daha iyi değerlendirmek için süreçleri aslında bilimsel yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bilimsel düşünce, bilimsel yaklaşım, insanların birbiriyle bilgiyi paylaşması daha fazla artıyor olacak. Ben açıkçası dilerim ki bu salgın rahatlıkla atlatılır. Hem ekonomik olarak hem sosyal olarak hem ülkelerin birbiriyle yaklaşımı olarak birçok şeyin aynı kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü virüs dedi ki ben sınır tanımıyorum. Ben cinsiyet tanımıyorum, ırk tanımıyorum, din, dil hiçbir şey tanımıyorum ünlü ünsüz tanımıyorum. Zengin fakir hiç tanımıyorum. Dolayısıyla biz bilmeliyiz ki bundan sonra daha fazla biliyor olacağız ki bir gün bir yerdeki minicik minicik bir canlı bile diyemediğimiz yarı canlı bir form bizim bütün lükslerimizi elimizden alabilir. O nedenle daha fazla birbirimizi düşünmek durumundayız. Yani marketten bütün makarnalarını birinin alması aslında salgını önlemeyecek çünkü bir iyi beslenip hayatını devam edemezse biri ve salgını kaparsa Ay, o risk güzel hiçbir zaman hiçbir zaman evet. ortadan kalkmayacak. Mümkünse eğer alamıyorsa yanımızdakine de yiyecek almalıyız, giyecek almalıyız, barınmasına yardım etmeliyiz. Bu süreç bana bunu gösteriyor. Bence insanlığa da bu tür şeyler öğretiyordur yani, diye bu düşünüyorum. Bu makro boyutta paylaşım ekonomisi dediğimiz bir kavram da var. Bunlar da biraz daha artacak herhalde. Ee, az önce söylediğim gibi bilim insanları da şu anda bütün bilgi ve hatta var olan cihazlarını, sistemlerini birbiriyle paylaşmanın telaşındalar. Çünkü bir an önce bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Bir de herhalde biz Türkiye olarak da şunu, belki bizim gibi ülkeler kendi kendine yetmenin ne kadar önemli olduğunu Çok kendi önemli. Işine, bir de kendi kendine yetip ihtiyacı olanlara da yardım etmek. Biz bunu ülke olarak yıllardır zaten bir şekilde yapıyoruz ama artık kendi yerli milli üretimlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve bunu yapabilecek potansiyelin içeride olduğunu Olduk. gördük. Dört Çok tane tanı kitinden bahsettiniz. Çok ya bunlar önemli. gençler ya. ya i̇lla Tabii. bunu bilmem kaç yıllık firmalar, holdingler, büyük yerler yapacak diye bir şey yok. Artık gençlerimiz neler Tabii. yapıyor? Yani En az dört... ikisi benim e, sınıf arkadaşım bir tanesi de çok yakın arkadaşım. aynı üniversiteden değiliz ama yani ben o süreçlerini onlarla birlikte yaşayan biriyim. Yani bu süre bu aşamaya gelene kadar ki hem donanımlarını geliştirmek adına hem de böyle bir durum için hazırlıklarını, know-how'larını güçlü tutmak adına ne çok çabaladıklarını biliyorum. İyi ki de çabalamışlar. İyi ki de hiçbir şey gözetmeden, hiçbir zorluğu gözetmeden bugünlere gelmişler ki şu anda biz daha rahat tanı kitleri ilgili konuşabiliyoruz. Tanı kiti bir örnek. Birçok örnek var. Hani yeri geldikçe onlar Tabii. da konuşulur. Tabii. Şu an Tabii. korona Mutlaka. salgını konuştuğumuz için tanı hızlı tanı koymak önemli olduğu için çok insana tartmak yani bu anlamda pozitif ve negatif Tabii. mi anlamak için tanı kitlerine ihtiyacımız olduğu için bunu konuştuk ama çok Diğer şey konular gemi, da var. Doğru. Hepimiz bir kendimize başka türlü bir bakacağız. İnsanlara doğru. başka türlü bakacağız. Doğaya, insanlara başka türlü bakacağız. Bu Umut bağlantısal alırız. Doğru. Bağlantısal Sonra, bütünsellik çok önemli. Yani bir yerde bir kuşun kanat çırpması, kelebeğin kanat çırpması, yarasanın kanat çırpması aslında bambaşka yerlerde bambaşka etkiler yaratıyor. Bunun farkına varacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Çok sağ olun. Çok lezzet aldım sohbetinizden. Doktor Sevgi Salman Ünver, Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanısınız. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz. Teşekkürler. Ben Yen çok teşekkür ederim. Sağ olun. Inşallah. Dilerim Ağazını daha keyifli inşallah günlerde. İnşallah daha keyifli şeyleri konuşuruz inşallah. Dilerim ki. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılar Değer... dilerim. Sağ olun. sağ olun. Değerli izleyenler, Sağlık raporunu tamamladık. Ee, tvnet.com.tr ve tvnet YouTube kanalında yayınlarımız efendim. Düzen Düzenli olarak yükleniyor. Evde olduğunuz bu dönemlerde arzu ettiğiniz yayınları e, izleyebilirsiniz arzu ediyorsanız eğer. Korona ağırlıklı konuşuyoruz. Tabii başka sağlık problemlerimiz de var. Bir yandan e, hastalık da çok. E, bilgi vermemiz gereken başka sağlık konuları da var. Onları da konuşmaya sağlık raporunda gayret ediyoruz. Çok teşekkürler bize birlikte olduğunuz için. Sağlığınızı korumanız, geliştirmeniz, yönetebilmeniz ve evde kalabilmenizi bu haftalarda diliyoruz. Lütfen dışarı çıkmayın. Durum çok ciddi. Gene söylüyorum. Tivinet'e gelseniz etrafta incin top oynuyor. işini yapan çıkıyor. Vardiyalı arkadaşlarımız çalışıyor ve herkes evden çalışıyor. Ben de şu anda buradaki işim bitince gideceğim. Onu tekrar söyleyelim. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.